Herkese merhabalar, ben Çağrı. Yeni bir Shadow Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün bir önceki videomuzdan aslında eksik kalan yeri doldurmak istiyorum. Ee, neresi diye sorarsanız evet referanslar kısmı geliyor referanslardan karakter kostüm alınabilecek gibi bir muhabbet vardı. Bugün o muhabbeti birazcık daha araştırdım. Özellikle bu test serverına ulaşım hakkı olan e, youtuberların biraz baktım biraz editle onları sildim. Toparladım derledim ve bir sonuç çıkardım açıkçası. Bugün e, onu anlatmayı planlıyorum. Bu arada mühür vassalını aldım şu an kasılıyor. Mühür vassalı level kasarken... Copidus ustalıklarını kasıyor. Böyle güzel bir kooperasyon kurdurdum. Ama gelin videomuza geçelim. Şu bıyıkların atına bir beğeni, bir abone ol gelmez mi? Şimdi ilk olarak elimize geçen e, resim şu şekilde evet referansları kasıyoruz 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 e, bir yerlere geliyorduk bu yanılmıyorsam ve hatam yoksa şu kısım enerjiyi alanlar kısmı var ya burası direkt epic hero'lar olarak dönüşecek ve yine yanılmıyorsam e, bu kısmı alan insanlar bu karakteri alıyor bir hale gelebilecek ama şöyle bir çakallık da olabilir. Ee, ilk i̇lk kısmı tamamen tamamlayıp ikinci kısım açılacak. İkinci kısımda da böyle geçerli yapma muhabbetleri olur ama büyük ihtimalle bir referans daveti, arkadaş çağırma etkinliği tarzına karakterler veriyorlar. Diyelim ki mesela 3 arkadaşınızı çağırdınız, onar level'a çıkardınız ya da birilerinin telefonuyla falan filan bu olayı hallettiniz diyelim. Bu epik karakteri alacaksınız. Epik karakterin incelemesini yapacağız. Yine aynı şekilde diğer taşlar kısmı devam ediyor. Mesela 3 kişi de 50 level'a geldi. 150 puan. Ee, şurada 150. seviyeye kadar ilerleme durumu olacak. Buradan sonra işte aşağıdan da biraz daha yeni arkadaşlar çağırıp davet edip onlar da level kastıklarında bu ilk alacağımız karakterin kostümünü de erişir hale geliyor olacağız. Daha sonra devam ettiğinizde ki bu 800'e kadar gidiyor. 3 kitap artık burada nasıl bir sistem işleyecek ya da almalarda puanlar fazla fazla mı geliyor? Bunun hakkında da detaylı bir bilgim yok ama 51. level'dan sonra ha tamam anladım. 51. level'dan sonra mesela arkadaşınız 50'ye geldiğinde sarıyı aldınız. Şu an ben de şu an çözdüm açıkçası. Sarıyı aldığınız 51'den sonra her aldığı level'larda burada mesela arkadaşınız 100 level'a ulaştığında buradan 50 ilerleme alacak şeklinde ilerleyecek gibi duruyor. Şöyle aşağı kısma bir inelim. Aşağı kısma indiğimizde de efsanevi bir karakter var. Yani arkadaşları davet edip üst kısmı doldurup en son şu bonusu açtığınızda artık aşağı kısma sahip olacaksınız ve aşağıdaki kısmı açmaya başlayacaksınız. Yine bol bol arkadaş ve insan davet etmeli kısmı aslında geçmiş olunacak burada. Valla benim kimsem yok. Bu beni birazcık üzüyor açıkçası. Keşke benim de davet ettim birileri olsa. Önceki videoda gösterdim İlk kısımlar belki epi alırım. Ee, eğer direkt alınabiliyor bir şekilde olursa. Onun dışında aşağı kısım benim için neredeyse hayaleme karakterler güzel en son bunların tamamını da aldığımızda 30, 60, 100 tane aldığımızda artık bu karakterin hepsi de ulaştığında kostümünü alabiliyor hale geleceğiz. Gelin karakterlere bir bakalım. İlk karakterimiz Diğer Marsa. Diğer Marsa, Diğer Marsa tarzında bir karakter, bir epit destek karakteri. Temel statlar çok yüksek bir hız. Ee, onun haricinde yüksek bir can destek karakteri. Defansı da hiç fena değil. Böyle bir karakter. Tasarım olarak da gayet hoş duruyor. Böyle Moonlight dizisine sanki koysan oynar. Gecenin finger'ı, parmağı, gecenin parmağı becerimiz bir düşmana vuruyormuş. Ardından %30 kitaplanın 50 şansı da bir uyutma şansı varmış. Eğer Crohn'am karakteri aynı takımdaysa yani Crohn'am karakteri de bir sonra alacağımız karakter olsa gerek şöyle bir test edelim. Aynen bir sonra alacağımız karakter de aynı takımdaysa eğer ve uykuya direnilir ya da bir şekilde bloklanırsa bu karakterin iki turluğuna bir hız azaltma becerisi yediğini görüyoruz. Okey ve bu derinilemiyor bir ya da bloklanamıyor. Yok bu bloklanamıyor bir beceriymiş. Yani aslında derinilemiyor olarak geliyor gibi. Anladık A1 uyku. Kronan varsa ve uyku bloklandıysa hız azaltma. İkinci becerimiz Radiant Moon. Yani Radiant Ay. Açılım oluyor? Ne oluyor? Bu karakteri %30 otuz e, yok. Bir müttefikini %30 maksimum yüzde %30'u kadar iyileştirip dönüş metresini %30 dolduruyormuş. Eğer Krohnam'la aynı takımdaysa Krohnam'ın şu becerisi anında aktifleşiyormuş. Buna geldiğimize bakacağız. Unutmayın Berserker's Delight. Yani Berserker çıldıran bir şeyin böyle işte Turkish Delight şekeri. Ne bileyim. Bakacağız. 4 turluk bir beceri kitaplanının 3 tura geçiyormuş. Moonlit March varmış. Bütün ölü müttefikleri %30 can ve dönüş metre diriltir. Bir epik karakter için baya güzel bir özellik ve ulaşması kolay bir karakter. Aslında arkadaşlar davet eden insanlara küçük bir ağızlarına bal çalmışlar burada. Bir de pasifi varmış. Ne zaman bir aktif becerisini kullanırsa bir müttefik %20 şansla ki bu sıfır tura düşüyor. Anında bekleme süresini bir tur düşürebiliyormuş %20 şansla. Baya güzel. Yani yüksek beklemeli becerisi kullanıldığı zaman %20 şansa tutturursa bu beceri gayet çalışır gibi duruyor. Pasifi var. Burada bir defans savrası var. Bunu çekmeyi unutmuşum. Yani çok aşırı önemli değil. Becerileri genel olarak gördük. Yani onun üzerinden rahat 9'u var. Bir epik karakter olarak Tekrardan baktığımızda hani tam bir ay tanrıçası e, tasarımına sahip özene bezene yapılmış bir Mısırlı karakter gibi duruyor. Geldik ikinci karakterimize Krohnan. Bu efsanevi olan ve atak karakteri olan kısım. Temel statlara baktığımızda Can... Meh hmm, birazcık düşük kalmış Ata gayet güzel defansı güzel bir atakçıya göre ortalama bir hızı var 101 kritik oranı demeyici yerinde atçık isabetiyle cüce gibi bir defansı varmış yine 4 becerili bir avralı bir karakterimiz şöyle bir tasarıma bunu baktığımızda bayağı psikopat yol kesen böyle milletin malına çöken bir tipi var Para paralı asker aslında. A bir cin kılıçlarıymış. Bir düşmana iki kere saldırır ve her vuruşun e, rastgele bir dezavantajı bir turun uzatma şansı %30'muş. Eğer DiJamar ile az önce karakterle aynı takımsa HP Burner'in de ekstradan uzamasını sağlıyor. Yani rastgele bir dezavantajı uzatırken HP Burn'ü de uzatıyormuş. Bizi takım yaparsanız bir şeyler yapabiliriz diyorlar. Ya ikisinin de ikinci kısmı çok etkili değil. Yani ufak bir bonus. Çünkü böyle bazı karakterleri muhtaç ediyorlar diğeriyle kullanmaya. Mesela Cupidus Venus birazcık böyleydi. Ee, onun dışında işte birkaç tane böyle karakter vardı takımlı karakter. bunları ayırmışlar yani böyle. Ekstra bir katkı sağlar mı? Evet sağlayabilir ama böyle müthiş bir etki de yapmaz tarzında olmuş. 3 tane rastgele saldırı yapıyormuş. Kitaplandığında %100 şansla anında bir HP yanı becerisini, dezavantajını pat diye aktifleştiriyormuş. Buraya ne gelmiş? <laughs> Burada mouse kalmış. Sanırım %10. E, ee, bu şampiyonu HP Burn aktifleşmesi başına maksimum canı %10'u kadar iyileştiriyormuş. 5 tane patlatsa. Gerçi 5 patlatamaz. 3 tane rastgele saldırıyor. Hadi ikisi aynı adama gitti. Biri gitti. 2 tane patlatsa. %20'lik bir 100k'lık can olsa da buradan da bir 20k'lık iyileşme tarzında böyle yorumlanabilir. Okey yani bir atakçı için iyi idare eder ya. Hani Can çalma vermişsin gibi düşünebilir ama 4 turda 1. Geldik Blazing Zephyr e, becerimize tüm düşmanları saldırıyormuş ve %100 kitaplandığında 3 turda 1 şansla bir e, HP burn veriyormuş. Yani alan olarak bir HP yanını karşıya ikram ediyor diyelim veriyor diyelim ikram ediyor diyelim. Ve verilen adamlara verilen HP burn başına %15'lik bir dönüş metre alıyor. 5 kişiye verse %75 neredeyse ekstradan bir tur alacak seviyeye geliyor. Bir de e, vuruşlarıyla işte karşılık dönüş metresini azaltma şeyini alırsanız %5 çok büyük bir şey değil ama tekrar ekstra turunu yüksekte bir hızla tetikleyebilirsiniz gibi duruyor. Pasifine geldiğimizde bir pasifi bir pasifinin aktifi e, olarak karşımıza çıkıyor. Savaşta her 10 e, aktif beceri kullanımında bu dostları da olabilir, karşı düşmanlarda da olabilir. Berserker's Delight becerisini aktif ediyormuş. Bu... Jamarsa'yla beraberken her 5 aktif beceride 1 oluyormuş. Berserkers Delight da şu. 3 tane rastgele patlattığı HP Burner'i hortlattığı beceriymiş. Tamam. Onun haricinde aktif etkisi de varmış. Jamarya'yla Jamar sayla aynı takımdaysa ve bu şampiyonu diriltirse %30'la kaldırıyor ya %30 can %30 dönüş metreyle bu arkadaşı %50 can %50 dönüş metreyle hayata geri döndürüyormuş. Bir de tüm savaşlardaki isabet aurasına sahipmiş bu ağabeyimiz. Şunu söyleyeyim iki karakterimiz de barbar. Zaten arka plandan anladınız. Hani çok bir şey anlatmama gerek yok ama iki karakterimiz de barbar olarak geçiyor. Eee Okey bir destek bir atak. Birbirlerini destekleyecek karakterler. Ben efsanevi karaktere çok yükselmedim. Öyle söyleyeyim. Yani Mesela barbarların şöyle bir sıkıntısı var. Grupları biraz yavaş. Çok fazla yüksek atak karakter olmadığı için efsanevilerde işte Valkürlerle bilmem nelerle ben mesela grubu dönüyorum. Uzun sürüyor. Grubu hızlandırmak bakımından etkili olabilir. E, yalan HP burn bakımından hani eksiğiniz varsa etkili olabilir. Ama ben hasarcılardaki alan HP burnu mesela örümcekte çok kullanım alanını göremiyorum. Çünkü örümcekleri öldürüyor ister istemez. Onun haricinde şurada bir özellik vardı. Bu beceri kullanılırsa anında Berserker's Delight'ı aktif ediyormuş. İşte bu iyileştirme becerisini. Beraber takımsa aslında bu da güzel. Aynı zamanda her 5 vuruşta bir takımlarsa yine bir Berserker's Delight devreye giriyormuş. Bu şekilde hiç durmadan şu Berserker's Delight becerisini patır patır, yani 4 tur evet biraz yüksek demiştim. Ama işte hızlı hızlı hiçbir burn patlatıyor olması, sürekli sürekli bir hasar çıkarıyor olması beraber çalışmaları açısından güzel olabilir ne tavsiye verebilirim size? İşte arkadaşlarınızı davet edip şu kısmı en azından doldurabilirsiniz. Şu kısım gelisiye kadar. Onun haricinde de bunlar zaten yapılmadan şu aşağısı açılma yaptıktan sonra da buralar butonları geliyor olacak. Ya Bir tanıdığınızın telefonundan, şimdi e, ben referans hesabı açtım kendi telefonumdan, kendi bilgisayarımdan. Neden burada görünmüyor diye soruyor olabilirsiniz. Evet görünmeyecek. E, ayrı bir cihazdan, ayrı bir internet bağlantısından bazen, bazen ayrı bir işte IP'den e, ya da ayrı bir MAC kodundan kullanan bir cihazdan açmanız gerekiyor. Açtınız diyelim bir tanıdığınızın telefonundan referans kodunuzda hesap buraya geldi. Artık kendi telefonunuzdan oynayabilirsiniz. Ama yani hani bir hesap bile gerçekten şu oyunda çok zaman alıyorken 5, 4, 5, 6 hesabı alıp yani 50 level'lara kasmak ne kadar akıl işi. Ee, bunu size bırakıyorum. Yani umarım alırsınız. Yani hoş karakter. En azından Epi'yi almaya çalışın. Epi birkaç tanıdığınızın telefonundan. Yani bunların da amacı zaten çok oynanıyor göstermek, indirme göstermek yani şu kadar indirilir falan diye. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.